Ellerinize sağlık. Önce ekran başları konuklara, daha sonra sıra konuklara hoş geldiniz. Hayırdır, sonradan mı geldiniz? Yoktunuz burada. Biraz geç kaldınız. Nereden geliyorsunuz arkadaşlar? Sakarya Üniversitesi. Ha, sormuştuk yayından önce. Buradalar mı diye, yoktunuz. Niye geç kaldınız? Trafik vardı. Bu saatte trafik. Ha, Sakarya'da trafik vardı. Pardon. İstanbul'da trafik vardı. Sakarya biraz uzak. Anladım. Siz kendi aranızda anlaşın. Bana doğrusunu... Herkesin keyfi yerinde mi? Harika. Güzel bir program bizi bekliyor arkadaşlar. Bugünkü konuklarımız Ebru Gündeş. İskender Büyük. Memati. Ve Polat Alemdar. Ve bütün bu konuklarla sohbet edecek olan Beyazıt Öztürk. Bu sohbetleri ekran başından dinleyecek olan sevgili izleyicilerimiz şu anda herkes yerini aldı. Stüdyomuzda bugün bizlerle beraber olan çok değerli üniversite öğrencileri uzun yollardan kalkmışlar, değer vermişler. Belki de değer vermemişler, sadece kalkmışlar. Kendileri buraya kadar gelmişler. Bir dakika, kalkanlar bir el kaldırsın. Evet, bunlar değer vermeyenler anlamına da geliyor. Değer verip gelenler bir el kaldırsın. Harika. Ve vermeyenler de var. Evet. Şu kameranın arkasında görünmeyenler niye el kaldırmıyorlar? Ha? Onlar ne yani, görünmüyoruz diye şey de bir onlar da evet göreyim. Peki, harika. Arkadaşlar, aramızda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bilecik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Ara Üniversitesi ve Ebru Gündeş Fan Club bizler. Çok güzel bir program bizi bekliyor. Acayip sürprizler hazırladık sizler için. İnanamayacaksınız. Kısa bir bölümünü şimdi göstereceğim. Çok küçük bir bölümünü şimdi göstereceğim sürprizimizin. Ondan sonra burada çok enteresan bir konukla, bir konuk grubuyla sizlerle beraber olacağız. Daha sonra da konukları yavaş yavaş Beyaz Şov'a çağırmaya başlayacağız. Ama önce bir bakalım neler varmış. Beyaz Kurt vadiye indi. Beyaz Şov'da tarihi buluşma. Abicim, beni tanımadınız mı ya? Ben beyaz. Ben de siyah. Polat Alemdar. Benimle geleceksin. Az sonra. Tolga'cığım, heyecanın geçti mi? Evet evet, biraz daha rahatladım. Önemli olan bugün senin heyecanından daha çok sevgili Belgizel Tonel'in heyecanlanmaması. Heyecanlanmaması lazım. Orgu bir solo çalsana tek başına. Herkes sussun. Şu orgu bir tek başına dinlemek istiyorum. Bir dakika duymadınız. Ay ya abi, bak çaldı döndü bana, dedi ki ben biraz çalabiliyorum ama. Seni yerim ben ya. Alkışlarla Hande Yener geliyor. Acaba en yakışıklı Türkiye'deki erkek kim? A. Kıvanç Tatlıtuğ. B. Tolgahan Sayışman ve Beyaz Öztürk. Bu yanlış anlaşılmasın, Tolgahan'ın yanına sığınıyormuş gibi görünmeyeyim. Bu tamamen onu bir arkadaş bildiğimden yani. Oylamayı yapıyoruz. Bir daha söylüyorum. B tuşu Tolgahan Sayışman ve Beyazıt Öztürk. B tuşu.
Evet, çok büyük bir ortalama. Evet, teşekkür gerçekten ederim de. Sayende ben de. Arkadaşlar, devam ediyoruz yayınımıza. Hemen beyefendiyi bir tanıyalım. Burada neler yapacağız? Bir şey yapamayacağız. Konuyu konuşacağız en azından. Bir soralım, tanıyalım sizi. İsmim Serhat Kür. Herkese iyi akşamlar. Serhat Bey. Japonya'nın geleneksel. Onlar da bizim gibi gelenekleri 3 günler. Onların gelenekleri biraz farklı. Türkiye'ye yeni bir restoran açılıyor. Bu restoranda Japon gelenekleri uygulanacak. Bunlardan bir tanesi de bir Japon geisha'nın üzerinden... gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz suşiler ki ustalarımız da orada hazırlamışlar. Şöyle bir tanesinin tadına bakalım. Evet. Evet. Bu suşi ya. Keşke ufak bir tanesinin tadına bakayım. Bu suşiler Japon geisha'nın üzerinden Japonya'da yeniyor. Burada da açılan restoranda ben bunu yutamayacağım herhalde. Evet. Buradan almanız gerekiyor. Yok, onu aldım lan. Ben bu... Önce çok güzel olmuş, onu söyleyeyim. Çöpstik kullanmadık, ondan olabilir mi? Sushi harika olmuş. Arkadaşlar... bu... Sushi'nin bir özelliği var. Bir tane yiyorsunuz, o büyüyor içeride. Büyüyor Allah, büyüyor. Sen gece yatıyor, suşi oluyorsun böyle bizim. Arkadaşlar, evet. Bu suşi oluyor. Hocam ne suşi? Büyüdü. Bir dakika. Suşinin en büyük özelliği, Japon suşisini Türk suyuyla kaktıracaksın. Kaktırsın ki gidecek. Evet. Bu olayın adı Japonya'da Niyata Imori. Doğru mu? Doğru. Doğru mu hocam? Olayımız neydi? Yani restoranına ne oluyor? Restorana geliyoruz. Kaç kişi gelebiliyoruz? Şimdi öncelikle restoranı yeni açmadık. Restoran 11 senedir faaliyette. Öyle mi? Evet. Türkiye'yi ilk suşiyi tanıtan bir restoran. Siz de çok iyi bir ziyaretçisiniz. Ben de ziyaretçiyim. Fakat Beyaz Bey'in söylemeye çalıştığı doğru. Biz yeni açtığımız şubemizde bunu uygulamaya başladık. Evet. Oradan doğru söylüyor. Oradan dolayı. Biz masaya oturuyoruz. Hanımefendi geliyor. Hanımefendi bu arada Japon mudur kendisi? Şimdi tabii bu Niyata Imori kültürünün özünde yatan hanımefendinin konuşması kesinlikle çok ayıp. Konuşmaması gerekiyor. Dolayısıyla da hanımefendi konuşmayacak. Böyle bir geçici durum var ya. Yani. Doğru. Yatan hanımefendinin başında konuşmak ayıp mı? Yani öyle bir şey var. Yok, servis. Yok. Servis. Öyle bir şey yok. Tamam, peki. Nasılsın, iyi misin? Ablacığım, peki konuşmayalım ablayla. Tamam, bugün doğru özel konuşabilir ya. Peki, buralara suşiler konuyor. Ve insanlar bunun başına oturuyorlar. Kaç kişi girebiliyoruz? Kaç kişi oturabiliyor başına? Yani, hayır yani. Biz 4 masa yapıyoruz. Restorana ben bir kişi de gelebiliyor muyum yani restorana? Yoksa bir ekip mi toplayıp gelmem lazım? Onun için soruyorum. Tabii ismi Beyaz'da tek gelebiliyor kişi. Harika, teşekkür ederiz. Ama biz 10 kişilik masalar yapıyoruz. Evet. Restoranımızda da 4 özel masa bulunuyor. Dolayısıyla restoranda o gün 40 kişi ya da en az 20 kişiye hizmet veriyoruz. 20 kişiye hizmet veriyorsunuz. Öğrenci indirimi var mı? Var. Vallahi bir öğrenci indirimi var mı? Var var. Harika. Peki, çok güzel. Cumhuriyet Üniversitesi'ne sevgiler bu arada. Hemşerilerim. Hadi yaşadınız yarın. Yarınki yemek çıktı. Yarın size buraya sıcak tarhana çorbası koyacağız. Böyle bir şey gelecek. Hocam bir yemeğin yani hesabını konuşmak ister misiniz bizimle, yoksa
Söylemeyelim böyle bir şeyi. Geldikleri zaman sürpriz mi olsun gelenlere? Yok, zaten oldukça basında yankı buldu. Evet. Kişi başı $350 alıyoruz bu işle. Kişi başı? $350 alıyoruz. Kişi başı? Sen bence şaşırma. Bence gel ye, hesap ödeme, bulaşıkları yıkatalım sana. Ha, güzel. Evet. Biz de hesap ödemeyen bulaşıkları yıkar gördüğümüz kadarıyla. Burada kimse hesap ödemez bu restorana gidip. Hayır, bizde işin kötü tarafı, Türklerde tabağın dibini sıyırmak diye bir adet de vardır. Şimdi, aynen öyle. Şimdi. Hocam, gelen tepkiler nasıl dışarıdan? Kimler şu ana kadar gelenler, beğenenler, beğenmeyenler, tepki verenler? Nasıl genel ya, tabii durum? Bu bir şov işi yani. Bunu beğenen de var, beğenmeyen de var, eleştiren de var, eleştirmeyen de var ama... Biz daha çok bayanlardan ilgi görüyoruz. Bayanlardan ilgi görüyoruz. Tabii ve bizden bunun tersini istiyorlar. Biz erkeğin üzerinde de yemek istiyoruz diyorlar. Ki bu Japonya'da da bir kültür. Nantai Mori deniliyor buna da arkadaşlar. Evet. Bunu da talep eden var. İlerleyen günlerde bunu da yapacağız. İlerleyen günlerde erkek üzerinden de yemek yenecek diyorsunuz. Yenecek. Evet. Hayırlısı olsun. Bence de. Diyoruz. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun diyoruz. Hocam, masanın başına oturanlar hanımefendiyle sohbete girebiliyorlar mı? Yani böyle bir garip bir durumda olmasa, hanımefendi sohbet etmiyor gerçi ama. Yok, dediğim gibi kültürün özünde gerçekten masayla konuşmak çok ayıp olarak karşılanıyor. Artı temas etmek de çok ayıp olarak karşılanıyor. Zaten gelip müşterilerimiz bu şekilde bir eğilime, bu şekilde bir harekete girişmiyorlar. Girişmiyorlar. Peki hanımefendi masada konuşulan Türk, hanımefendi Türk. Evet. Masada konuşulan her şeye şahit olmuyor mu? Tabii oluyor. Yani insanlar masaya oturdukları zaman bir sürü derdini de konuşuyor. Mesela karı koca oturdular, kavga ediyorlar hanımefendinin üzerinden böyle. Yani böyle mesela bir sürü şeye de şahit oluyor, doğru mu? Tabii ki. Böyle bir gizlilik... Bizimle paylaşmıyor mu? Ha? Bizimle paylaşmıyor. Sizinle paylaşmıyor. Paylaşmıyor, yok. Eve gittiği zaman ama herkese anlatıyordu. Bugün iki kişi benim üzerime yemeğe geldi. Neler konuştular, neler diye. Evlere servis var mı? Var. Vallahi. Var, ciddiyim, var. Evlere servis de gidiyor yani. Tabii gidiyor. Evet. Kaç kişi çalışıyor sizde? Bizde toplam 4 restoranda 65 kişi çalışıyor. 4 restoranda 65 evet. Kişi çalışıyor. Bu işlemin, yani bu yemeğin Türkiye'de tutacağına, uzun süre gideceğine inancınız olduğu için getirdiniz, öyle zannediyorum bunu. Kesinlikle gideceğine inanıyorum yani, biliyorsunuz Türkiye zaten dışa dönük bir ülke ve birçok şeyi görmedik, birçok şeyi yaşamadık. Evet. İnanıyorum tutacağına. İnanıyorsunuz. Tuttu da yani. Fakat ki Beyaz Şov'dayız. Evet, tuttu ki Beyaz Şov'dasınız. Hayır, biz işin şov kısmındayız. Başka programa da çıkmadım bu arada, biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, teşekkür ediyoruz. O kadar kaliteli bir program ki gerçekten, yani o kadar doğal karşılayacağını iyi inandığım için bugün Beyaz Söz Türk ile beraberim. Bundan da mutluyum yani. Teşekkür ederiz. Türkiye'ye gelen şeyleri, biz de böyle şov amaçlı olan şeyleri tanıtıyoruz. Hemen arkadaşlarımıza, buradaki üniversiteli arkadaşlarımıza soralım. Fiyatı daha ucuz olsa, sizin size göre olsa mesela, gerçekten de fiyatı, böyle bir restorana arkadaşlarınızı toplayıp talep eder misiniz? Giderim diyenler bir alkışlayabilirler mi? Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Gitmem diyenler bir alkışlar mı? Evet. Buradan anlaşılıyor ki giderim diyenler size yaşatır. Yani bayağı bir süre size restoran gider gibi görünüyor. Yani gideceğine inanıyorum ben. Zaten inanmasaydım bu işe girmezdim. Evet, ustalar nereden? Kendileri Japon mudur? Yok, Santi ustamız Taylandlı. Taylandlı, öteki de Samsunlu herhalde gördüğümüz kadar. Aynen Samsunlu. Yani iyi tutturdunuz. Samsunlu mu gerçekten de? Yok. Yok. Evet. Hocam sizler de hoş geldiniz ve güle güle demek zorundayım. Size... Sizi de... Tabii. Buyurun. Dükkana bekliyoruz bu arada. Bir de size tişört getirdik. Tişört getirdiniz. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ben bunu yayın sırasında açarım. Kullanırım. Üzerinde marka yok üzerine, değil mi? Evet, peki. Seviniriz. Şimdi burada giymem çok zor ama en azından şöyle marka da yok üzerinde. Şöyle çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Size hizmet hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendi, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beyaz Kurt vadiye indi. Beyaz Şov'da tarihi buluşma. Abicim, beni tanımadınız mı ya? Ben beyaz. Ben de siyah. O da kalemdar. Benimle geleceksin. Az sonra. Evet, harika, devam ediyoruz. Bu arada bir telefonumuz mu var acaba? Bir telefonumuz var Beyazıt Bey.
Yalnız verimli kullanamıyoruz. Operatörümüzden memnun değiliz. Değiştirin abicim siz de telefonunuzu. Bak bizim sponsor Vodafone. Bu numara taşıma işlerinde var ya, vallahi bir numara ya. Değiştirin demesi kolay. Ben şahsen 45 bin tane kart vizit bastırdım, üstünde numaram var. Arkadaşım Ozan, kendisi çekicidir. Kamyonun üstüne mal gibi yazdı telefon numarasını. Aynı şekilde Serap, bak. Eski nişanlım tekrar arar da beni bulamaz diye numarasını değiştiremiyor kızcağız. Hani değiştir demesi kolay, imkansız. Tamam da kardeşim, ben sana telefonunu değiştir demiyorum ki. Numaranı değiştir demiyorum. Operatörünü değiştir diyorum. Bizimle dalga geçmeyin Beyazıt Bey. Sanki operatörümü değiştirdiğim zaman numaram değişmeyecek mi? Değişmeyecek kardeşim. Bak bir senedir numara taşıma özgürlüğü var. Sen numaranı sabit bırakarak Vodafone'a geçebileceksin. Allah Allah. Hiç mi değişmeyecek? Hiç değişmeyecek. Ha, ama herhalde Vodafone'a geçmek zordur. Senin bir şey yapmana gerek yok kardeşim. En yakın Vodafone cep merkezine git, onlar halledecekler. Senden önce 3 milyondan fazla kişi Vodafone'a çok rahat geçmiş. Ha. Sen bir şey yapma. Ha, bizim bir moralimiz bozuldu, canımız sıkıyor. O zaman biz hiç canımızı sıkmayalım. Ha, canını bozuldu. Sıkma ya. Talk show'dayız. Eğlenmeye geldik. Eğlenmeye gelmedik mi arkadaşlar? Oley. Eğlenmeye geldik. Vodafone. Söz devam ediyor arkadaşlar ve alkışlarla programımıza ilk defa katılacaklar. Ben de bir böyle bir keyifli bir heyecan yaşıyorum sayende onlar burada diye. Onları dizi film dışındaki normal halleriyle bugün burada tanıyacağız, göreceğiz. Onlarla Beyaz Şov'a özel sizlerle beraber bir sohbet yapacağız. Kurtlar Vadisi'nin çok değerli oyuncuları geliyor. Alkışlarla Musa Uzunlar, Gürkan Uygun, Necati Şaşmaz geliyor. Arkadaşlar o sizdeki heyecan şu anda gerçekten bende de var. Biz gerçi Allah'tan programdan önce gittik. Çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. Kurtlar Vadisi ekibiyle unutmadan hemen Kurtlar Vadisi'nde çalışan temizlik işlerinden tutun kamerasına, yapımına, evet, ekibine, montajına, dublajına, bütün ekibe buradan bize gösterdikleri yakınlık ve sıcaklık için, sabahlara kadar bu diziyi izlettirmek için gösterdikleri emek için çok çok teşekkür ediyoruz. Onlara, bütün ekibe kocaman bir alkış alalım. Evet, nasılsınız hocam? Keyifler yerinde mi? Eyvallah, teşekkür ederim. Harika, teşekkür ederiz. Bu kadar bizden ısrar, bu kadar ısrar. Nereye kadar? Geldik işte. Evet, bir hayli bir ısrar oldu. Gerçekten biz yaklaşık 2-3 senedir programımıza gelsinler diye çok uğraştık ama onlar da çok yoğunsunuz değil mi hocam çok siz de? Yoğunuz. Sen de artık gördüm, inandım. Evet, gördüm bize. Yani gerçekten. Kaçta bitti o günkü sabahki çekim? Sabah 7'de bitti. Setten bazı arkadaşlar, özellikle fotoğrafçımız orada uyuyakalmış koltukta otelde. Evet, doğru. Uyandırmışlar sonradan. 12'de uyandırmışlar. Babacığım o gece kaça kadar biz, kaç saat çekim yaptık? Bayağı bir yani, benden önce de başlamıştı. Normalde kaç saat sürüyor bir çekim? Normalde akşam... Ben 7'de geldim oraya. Yani senin 2 gün çalıştığın oldu mu uyumadan falan yani? Oralara kadar gidiyor mu yani iş? Benim rekorum 69 saat. Yani Necati'nin 69 var. Saat. Evet. 69 saat hiç uyumadan. Hiç uyumadım. Evet. Ve devamlı... Sonra 24 saat uyudum ama. 20 saat. Sonra 20 saat uyudum. Ha, evet, devamlı bir action var. Ahahahah.
Ne haber, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Baba vallahi bir şey, yemin ederim bir şey söyleyeyim. Bak, ses adamı hayattan soğutur ben. Vallahi ses adamı şurada herhangi birisine söyle, ne haber, nasılsın diye bak, adamların sırat değişiyor. İyilik, teşekkürler. İşte bu programa geldik, beyazı kırmayalım dedik. Kabusum burada. Hocam bir yan yana bir, yan yana bir gelelim şöyle. Yan yana bir gelelim şöyle. Bir tane de daha başlamadan önce siz yan yanayken şöyle Memati'den de arkadan hocam şuraya gelirseniz. Siz böyle yan yanayken Memati'den de arkadan bir bakış, Memati'nin gözlerine bir zoom yaparsak arkadan bir bakış istiyorum. Evet, bu harika ekibe kocaman alkışlar, onları yerlerine alalım. Çok çok teşekkür ederiz. Acayip bir sohbet bizi bekliyor arkadaşlar. Fakat Türkiye'nin en güçlü seslerinden bir tanesi, çok güçlü bir ses, çok güzel bir kadın, dobra dobra bir kadın geliyor. Alkışlarla Ebru Gündeş geliyor. Çok kırıldım, söylemedim, gözyaşımı göstermedim sana. Çok sebebi oldu benim, kolay olsa ben giderdim. Bu ne gitmek, bu nasıl envena. Gözlerim olmasaydı yüreğim taş.
başta olsaydı ne kolaydı unutması seni. Başındakiler, sürdükler hazırsanız yavaş yavaş başlıyoruz ama önce şunu söyleyeyim unutmadan. Özel bir organizasyon için 13 Aralık'ta Almanya Düsseldorf'ta, Almanya'dan izleyenler için söylüyorum. Rafet Aloman, Yusuf Güney, ben ve Nazan Ekkez güzel bir organizasyonda beraber bir araya geliyoruz. Bilet için Almanya'daki afişlerden görürsünüz zaten. İleride söylerim. Onu da hatırlatayım. Düsseldorf'ta olacağız. Konuklarımıza topluca kocaman bir alkış alalım. Efendim önce hoş geldiniz diyelim. Şöyle hep beraber. Musa abi bütün program böyle mi oturacaksın? Yani böyle bir hoş geldiniz deyince de böyle hani... bir devamlılık sağlamak istedim. Ara oldu ya. Ayak sol, sağ ayak öndeydi. O bizim için önemli bir kural. Doğru söylüyorsun. Devamlılık tutması, sonra değişecek tutması lazım. Ama şunu da merak ediyorum. Programdan önce kendi aranızda konuştunuz mu? Beyazın programı bir show programı. İzleyenler gülmek, eğlenmek ister. Aman arkadaşlar orada el birliği yapalım. Birimizden birine bir şey olmasın. böyle bir olsun. Ha? Mümkünse olsun. Bize olmasın onu. İzninizle Musa abinin üzerine biraz oynayabilir miyiz bugün Polat Bey? Biraz oynayabilir miyiz Musa abinin üzerine? Yok yok, dizi filmdeki peki karakterleri bugün öldürmeden, evet, onların karizmalarına zararı getirmeden, evet, elimden geldiğince küçük aksiyonlarla programıma devam edeceğim. Onun için bir kuşkunuz olmasın. Ben Ebru'dan başlamak istiyorum sohbete. Müsaadenizle. Nasılsınız? Niye ben dizide oynamıyorum diye? Yani Hayır ondan değil, bayan olduğunuz için. Aa öyle mi, peki çok evet, teşekkür. Bayan olduğunuz için. Ebru Gündeş'in şu yaptığı olayı bir söyleyeyim, programı öyle başlayalım, çok önemli. Kanserli Çocuklar Vakfı için bir açık arttırma yapıyorsun, onu bize bir anlatır mısın? Söyleyeyim, öyle değil aslında yani benim şu ana kadar 16 senedir bu işi yapıyorum ve şu ana kadar birikmiş herhalde 400-500 tane elbise vardı, belki de daha fazla. Evet. O elbiseler revize ediliyor. Ondan sonra bir internet sitesi... Kaçu. Onu bir okursan. Ebru Gündeş. Bir dakika, hayır. Evet, Ebru Gündeş, evet, satıyor. Ebru Gündeş satıyor. Evet. Ebru Gündeş satıyor. Ebru Gündeş satıyor. Evet. Ebru Gündeş satıyor. Evet. Nokta. Nokta. Com. Com. Evet.
Ebru Gündeş evet. satıyor.com'da. Ya da www.ebrugundes.com.tr'den de buraya ulaşılabilir. Ne yapacağız oraya ulaşıp? Sen ne yaptın? Biz şimdi, ne yapacağız? Elbiselerim orada. Evet. Daha önce iki kez benim bir çantam ve sanıyorum bir elbisem açık artırmayla satıldı ve en yüksek fiyatla harika. Alındı. Ne kadar alındı? Hatırlamıyorum. 1 milyarın üstü, 1 milyarın üstü. 1 milyarın eski üstü. Parayla, eski parayla, 1 milyarın parayla, üstü. Evet. 1 milyarın üstüymüş. Biz dedik ki o zaman niçin biz bunları elimizde tutuyoruz? Bir şeyde faydalansın, yani faydalı bir yerde kullanalım harika. Diye. Harika, çok güzel iş. Şimdi internet sitemiz hazır. Fakat maalesef şöyle bir şey var. Biz istiyorduk ki mesela size bağışlayacağız değil mi? Evet. Size değil tabii ki. Ha. Efendime söyleyeyim. Mesela Onurilik Felçleri Derneği'ne bağışlayacağız. Evet. Direkt onların hesabına gitsin istedik ama maalesef böyle bir şey yapılamıyor. Önce bizim hesabımıza gelecekmiş. Sonra prosedürü var yani. Maalesef böyle bir prosedür varmış. O yüzden o prosedürle uğraşıyoruz ama sanırım herhalde bir 15-20 gün içerisinde açılacak. Elbiseler satılacak ve oradan gelen gelir nereye bağışlanacak. Gidecek? Şimdi düşündüklerimiz tabii ki Mehmetçik Vakfı var. Efendime söyleyeyim. Çocuk Esirgeme var. Omurilik Felçleri Derneği var. Var da var. Evet, çok güzel bir iş. Çok güzel bir işe adım atıyor. Sahiden de çok güzel. Bu giyilen elbiseler, bizimkiler de öyle. Ben de elimde tutmuyorum. Genelde vermeye gayret ediyorum bütün bunları. Açık artırmaya satılıp da bunun gelirinin verilmesi çok daha güzel. Aslında buna biz de katılabilir miyiz? Sen var mı bir şey söyleyecek misin? Ben de onu diyecektim. Yani böyle güzel bir şeye biz de katkıda bulunmak isteriz. Yani kendim adıma söylüyorum. Arkadaşlar da büyük ihtimalle katılırlar. Evet. Ya ben takım elbisemi dizide alanları bulabilirsiniz. Çok sevinirim. Efendim? Alanları vurabilirsiniz yani. Kim aldıysa gidip evet. Tabii hocam olabilir. Neler verebilirsin mesela? Ben, ne Polat Alemdar yazan bir takım elbisemi dizide çok sevinirim. Biz de sitemize seve koyarız. Musa orada satılan takım elbise dışında biz bir şey veremiyoruz. Sadece takım elbise giyiyoruz. Hayır. Musa getirdi bunun için. Biz Musa ile ama Musa diyorum. Özür dilerim. Gürkan getirdi bunun için. Altındaki. O buradakileri getirdin sen. Gürkan'ın yaptığı. O seninki galiba. O buradakiler için değil miydi? Yok o. Gürkan'ın yaptığı çok güzel bir şey var. Abi. Memati'den bu mu yani? Hayır bir dakika. Bir dakika açıyoruz. Ve altından çok güzel bir heykel çıkıyor. İşte Memati aslında Gürkan'ın dizdeki karakterine bakın. Fakat bir de evde uğraştığı şeylere bakın. Hocam seramikle uğraşıyorsun. Set arasında. Heykelle yani. Uğraşıyorsun. Harika. Bunu bir yakın plan evet çekebilirsek. Şöyle. Bir tane daha getirmiş. İskender Büyük bir tanesi. Hocam bunlarla uğraşıyorsun. Vakit buldukça ya da set aralarında. Bunları da imzalayıp verebilir miyiz? Ebru Hanım'a. Bunlar da girecekler arasında konabilir. Musa Hocam siz bir şey yapmak ister misiniz? Ben dizide kullandığım eldivenleri vermek isterim. Süper. O eldivenleri hem Polat'a füze atarken kullanmış olduğumuz eldivenler. Polat'a füze atarken kullanmış olduk. Çok değerli eldivenler. Gerçekten de Polat'a füze atarken daha önce boğduğumuz eldivenler. Onlardan birkaç tane de biz istiyoruz. Evet. Şimdi bir takım elbise sözüm var. Seramiği alıyorum. Yani bir tane daha vardı. Bu sizin. Bu bizim. Evet. Bir kutu daha alması lazım. Ondakini ben alıyorum. Onu ve sizde eldivenleri. Tamam. Açılmaz süper. Diye ama. Kampanyanız için getirdim. Süper. Evet. Baba çok sahiden sen mi yaptın bunları ya? Evet. Ya inanılmaz güç ama. İnanılmaz güzel. Sahiden yakın plan çekelim. Evet. Çok güzel. Yani çok güzel diyemeyeceğim de güzel yani. Evet. Güzel yani gerçekten de. Biraz karikatüristik. Vallahi harika. Gerçekten de ellerine sağlık. El emeği, göz nuru. Bunları buraya koyuyorum. Ara sıra çekeriz. Ben de buradan o siteye seyircilerimizden bir tanesini bağışlıyorum. Üzerimdeki takım elbiseyi vermek istiyorum. Bu akşam giderken alıp götüreceğim değil mi? Tamam. Bu akşam takım elbisenin içinde ben de olacağım. Yok. Yok, ama o zaman dünya üzerindeki hiçbir para karşılığı yok onun. Yani onu kimse ödeyemez. Ay. Öyle bir anne öyle güzel yetiştirmiş ki. Yani senden daha başka yok. O yüzden senin değerin de yok. Kimse veremez onun karşılığını. Sağ olun. O zaman sadece takım elbiseyi veriyorum. Evet. Şimdi devam edelim. Hocam. Bu dizi artık bir fenomen yani. Hani acayip bir şey halini aldı. Diziyle ilgili sadece güzel olmasıyla ilgili ya da eleştirilerle ilgili şeyler değil de diziyle ilgili çok bir sürü şey de konuşuluyor. Gündemi belirliyorlar, daha önceden biliyorlar falan filan. Şimdi bunlara girmeyeceğim. Yani bunlar zaten çok konuştuğunuz veya sıkıldığınız şeyler.
Ben sadece şunu soracağım. Bu dizinin size göre yüzde kaçı, başarının yüzde kaçı senaryoya aittir? Yüzde kaçı oyuncuya aittir? Yüzde kaçı ekibe aittir? Böyle bir ayrım yaptınız mı hiç kendi aranızda? %50'den fazlası. Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Biraz açalım sesi. %50'den fazlası senaryoya ait. %50'den fazlası senaryoya ait. Diğer geri kalan kısmı oyunculuk ve ekibe aittir. %15. %10 ötekine. Hocam peki bu ekibin seçilmesinde kimler rol alıyor? Mesela Musa abinin diziye girmesine kim karar veriyor? Yani sizde mesela sizde de bitiyor mu iş? Yoksa sadece senaristler, hayır, yapımcı? Kas karar veriyor ama yine senaryo ekibi aynı zamanda yapım ekibi olduğu için onlar oturup karar veriyorlar. Bir karakter girmesi gerekiyor. Kasta yönlendiriyorlar. Kast belirli oyunculardan işte isimler alıyorlar. Bakıyorlar, resimleri gösteriyorlar senaryo. Evet. Yani böyle birini mi düşünüyorsunuz diye. Ve geliyor. Geliyor. Ya, ama oyunculuk da senaryoyu etkiliyor. Mesela Musa Bey'in oyunu senaryoyu etkiliyor. Musa Bey'le... Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Ya sesi biraz zaman daha bir açabilirsek. Bir de sen aslında bir şey söyleyeceğim ben seninle ilgili. Buyurun. Bizde seni başkası canlandırıyor ama yemin ediyorum senin kendi sesin, yani o arkadaşın sesi duyulmuyor ama baksanıza. Sen bu kendi sesini niye konuşmuyorsun abi? Senin sesin daha güzel. Ben ilk kendisi... Daha güzel dediğim güzel yani. Ya seni seslendiren arkadaşlar özür diliyorum. Çok güzel çok ses. Çok güzel. Ama bu ses de olurmuş yani. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Umut diye bir arkadaş seslendiriyor beni. Çok güzel seslendiriyor. Ben ne yapayım, ses gelmiyor. Evet, Umut diye bir arkadaş. Ha? Evet hocam, yüksek ses o. Yüksek ses. Şimdi geliyor mu? Geliyor mu? Hayır şimdi yani. Necati dizden alışık böyle yavaş yavaş konuşmaya. Umut diye bir arkadaş seslendiriyormuş beni diye. Böyle bir biraz sorun, yüksek sesle. Biraz yüksek sanırım sesle. Sanırım bir sorun. Evet, şimdi geliyor değil mi? Evet, duyabiliyor musunuz şu anda? Duyabiliyor musunuz? Hayır demiyor. O zaman şey benim... Arkadaşlar temkinli olun. O zaman benimle ilgili bir sorun değil yani. Hayır değil, hiç mi korkmuyorsunuz? Bak bir daha soralım, duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, duymak zorundasınız. Evet duyduk hocam, duymadık demeyin. Duyduk duymadık demeyin. Umut diye ama senin sesindeki bir de şive var sende, böyle ufak bir şive. Var. Sanırım Amerika'dan da karışan bir melodi var. Bir evet, de doğum yerim Elazığ, o da karışık. Var yani. Var biraz var. Var. Hocam Artvinli misiniz duyduğumuza göre? Öyle Artvin mi? Yok. Değil. Kahramanmaraşlı'da olduğum oldu. Erzurumlu olduğum da oldu. Artvinli değil misiniz? Sakaryalıyım. Sakaryalısınız. İzmit'te doğdum büyüdüm. Bu benim için hep bir sorun. Öyle mi? Hep mi de? Hep mi soruyorlar? Şöyle hani oluyor. Bir takım yerlerde yazıyor işte Memat abi Kahramanmaraşlıymış diyor. Bir sürü yazı altta işte. Herkes oo çok sevindim ya. Kahramanmaraşlı. Bir gün bir arkadaş geldi. Abi merhaba dedi. Merhaba dedim. Hemşeriyiz ha dedi. Güzel dedim. Nerelisiniz? Abi dedim ben Erzincanlıyım. Sen de Erzincanlı mısın dedi. Yok dedim ben Erzincanlı değilim. Yok yok Erzincanlıymışsın dedi. Güzel. Tamam ben abi dedim. Sen yani öyle diyorsan öyleyim dedim. Hemşerim diye sarıldım vallahi. Evet hocam. Birkaç yerde çıkıyor. Yani ben söylememe rağmen hani deklare etmeme rağmen Sakaryalıyım diye söylememe rağmen. Dışarıdaki tepkiler şey nasıl hocam? Sana yani. Sana gelen tepkiler nasıl mesela dışarıda? İnsanlar böyle bir çekince herhangi bir şey. İlk zamanlar biraz ürküyordu insanlar. Yani suretim biraz bozuk olduğu için. Estağfurullah. Çok yakışıklı bir adamsın. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet, ilk zamanlar ürküyordu tabii insanlar. Ama serüven uzadıkça tabii yaklaşık 7 sene 6 sezon oldu. 7 senedir evet, televizyondayız. Biraz daha artık rahatladı insanlar. Özellikle de hani gülerken falan görürlerse görünce bir yerde hemen geliyorlar. Ama ben eğer gülmez isem genelde hani kullandığım zamanlar oluyor tabii. Çok işim aslında varsa hiç gülmüyorum. Dizinin tabii güzel bir tarafı da bu kadar sertliğe vurdu kırdıya ya da bir sürü soruna o oturaklılığa, tumturaklılığa rağmen dizinin içinde küçük küçük mizahi şeyler de katıp oralar bir yumuşatılıyor. Herkesin bir keyifli tarafı da bir gösteriliyor değil mi? Yani herkese öyle bir sert... Tabii o adamların da hani sonuçta daha hani nasıl söyleyeyim, çok fazla büyütmüyoruz. Daha onların daha ciddi adamlar olduğu için onların düştüğü durumlar daha komik oluyor tabii ki. Yani evet, hiç eğer bir parça komedi yararsak bu sefer abartıya kaçacak ve dengesi bozulacak diye korkuyoruz. Zaten komik adamın, komik görünen adamın yolda bir başına bir şey geldiği zaman kimse gülmez. Çok sert adamın başına bir şey gelirse ona yakışmayacak bir durum olduğu için gülünür.
Musa abi sana da bir soru. Sonra VTR'miz var. Bu merakla beklenen VTR'miz. Benim de çok merakla beklediğim VTR. Nasıl karşılanacak çok merak ediyorum sayende ama hemen şunu sorayım. Kötü adamı oynamanın avantajları dezavantajlarından fazla mıdır dizilerde? O açıdan değerlendirmiyorum. Ben sadece karakter olarak değerlendiriyorum. Evet. Yani sonuçta hepsi insan malzemeleri. İnsan sadece kötü ve iyi değil, hepsini barındırıyor. Hepsini ben, doğru. Sonuçta eğer karakter yerinde ve doğru çıkarsa eşit puanı alacak. Alacaksın. Bir de çok merak edilen bir soru. Hep ben böyle hafta içinde insanların merak ettiği şeyleri sorayım dedim. Bu dizide film çekildiği zaman karakter, yani sinema filmi çekildiği zaman karakter diziden bir şekilde ölüyor, gidiyor. Senin de şimdi Gladio geliyor. Evet. Gladio ile beraber dizide kalacak mısın yoksa bir gitme durumun falan filan olabilir mi? Yani her an bir ölüm. Çünkü dünkü sahne bayağı uçurumun kenarında şöyle bir kaldık yani. Ben ölmeyeceğim ama karakter bilmiyorum. Önemli olan da o diyorsun zaten. Yani evet. Sonuçta bir öyküdür bu. Başı ve sonu olacak. O yani senaristler kader yazmaya işte çok şanslı insanlar. Bakalım nasıl bir kadar yazacaklar, bekleyeceğiz. Peki ama dünkü final gerçekten merakla bekleniyor. Biz Kurtlar Vadisi ekibini programa çağırırken ben bir ricada bulundum. Dedim ki sizin oraya gelip setinizde bir şeyler çekebilir miyiz? Güzel bir hikaye çekebilir miyiz falan filan diye. Onlar da sağ olsunlar tabii ki dediler. Bütün ekipleri sadece bizim için ve siz izleyin diye gerektiği vakitten daha uzun süre sabahladılar, bizim için kaldılar. Biz bu ekibi buralara kolay getirmedik. Gerçekten de kolay getirmedik. Bir zamanımız, bir mesaimiz oldu onlarla ilgili. Onları getirene kadar çok çektik. Peşlerine düştüm. O peşlerine düşme hikayemizi işte hep beraber çektik, canlandırdık. İşte Beyaz Kurtlar Vadisi. Buyurun, izliyoruz. Kimseyi içeri almayın. Binadan kimseyi dışarı çıkarmayın. Tamam usta. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır ya, ne iş? İyi akşamlar. Hayırdır? Ben burada oturuyorum. Otur o zaman. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum. Bugün iş yok, tatil. Abicim beni tanımadınız mı ya? Ben beyaz. Ben de siyah. Hadi birader hadi, şov zamanı değil. Yok yok. Esas şimdi şov zamanı. Emder, gidemezsin. Deli misin be adam? Çekil önümden. Polat. Ya yine mi sen? Rüzgar kayadan toz alır.
biz senin için ölmeyi değil, yaşamayı göze aldık. Gidemeyeceğini sen de biliyorsun, ben de biliyorum. İki kişinin bildiği sır değildir, değil mi? Vallahi mümkün değil bırakmam. Beyaz. Polat. Bak, bir daha çekil demem. Ben de bir daha çekilmem. Ne olacaksa olsun. Sonunu düşünen kahraman olamazmış, değil mi? Hem merak ettim. Çekilmezsen ne yaparsın? Anam, anam. Polat Alemdar. Benimle geleceksin. Lan hemen de vur. Vur. İstediği kadar vur. Ama kurşunla, mermiyle değil. Topla, tüfekle, ağır bombardıman uçaklarıyla vur. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Allah'ını seversen bak. Bugün de işte geliyor. Eğlenceli olacak, güzel olacak. Orkestra falan da var ya. Çocuklar, mocuklar, üniversiteliler falan var. Hem size de bir değişiklik olur. Vur kırın evine kadar ya. Bir hava almış olursunuz. Allah'ını seversen. Bak Allah'ın adını verdim. Daha ne diyeyim ya? Ya bir git ya. Geleceğim mi? Allah Allah. Polat abi. Abi beni bir yarıya indirseniz. Usta bu adam niye ölmüyor? Ben ölemem kardeşim. Çünkü benim programıma çıkacaksınız. Ya Allah aşkına diyorum ya. Nemati bak vallahi ayıp oluyor ha. Yarın öbürsü gün o çocuğun büyür senden hesap sorar. Niye Beyazıt abinin programına beni çıkartmadın diye cevap veremezsin o gün. Ömer baba var ya burada olsaydı yemin ediyorum çekerdi o kulaklarınıza. Biz adamı bağladık ama esas bağlamayı bu çekiyor usta. Ya öf. Çözün. Gideceğiz artık ne yapalım. Hayranınızım. Hocam teşekkür ederiz ya. Babacığım vallahi teşekkür ederiz. Eline sağlık. Babacığım oynamadınız ama teşekkür ederiz. Nasıl buldun Ebu'cu? Harika. Ha? Olağanüstü. Vallahi güzel olağanüstü. Değil mi? Nasıl buldunuz arkadaşlar? Evet. İlerleyen dakikalarında kamera arkasında sizlere göstereceğiz. Hocam çok teşekkür ederiz ya gerçekten de yani. Teşekkür ederiz. Sen olmasan çekilmezdi. Valla teşekkür. Hayır, ben olmasam çekilmez miydi? Ya çekemezdik de çekilmezdi de. Ya bir şey söyleyeceğim. Düşündünüz mü yani böyle bir şeyi çekmek? Bir dizi film çekiyoruz. Dizi filmde bir karakter var, bir şey var. Herhangi bir şey zarar verir falan diye düşündünüz mü yoksa? Sanırım onu senaryo grubu oturup iyisi eğrisi doğrusu her tarafını düşünmüşlerdir. Sizin çıkışınız var. Diziye de bir parçası var bunun. Çıkışınızı engellediği için hani doğal bir akışı evet. Var. Yani yoksa sakıncası tamam, yoksa olurdu koymazlardı ama bir çıkışı olduğu için engellediği için Memati dizide. Hocam evet çok güzel oturdu. Yani sağ ol. Teşekkür ederim. Çok gerçekçi. Mafyanın yani mafya pardon diyordum. Mafya yanlışlıkla söyledim. kurtların içerisine çok iyi oturdu. Biz orada kurtlardaki gibi oynadık. Sen orada beyazdaki gibi kalınca çok böyle bir biraz bindirme oldu görüntüler evet. Böyle yani güzel oldu. O zaman daha fazla çıktı komedisi galiba. Ben şunu biraz merak ediyorum da onun için yani Polat Alemdar deyince, Memati deyince, İskender deyince bir karizma var. Bu karizmanı sokakta gördüğünüz zaman bu karizmayı aynı karizmayı görmek istiyorsun. Yolda evet. Da ben bir seyirci olarak aynı karizmayı görmek isterim. Sizin günlük hayatınızda da mesela hani çok affedersin. Köpek kovalasa mesela kaçar mısın yolda? Yok kaçmam severim köpekten. Çünkü Polat Alemdar'sın kaçamazsın ama yani. Fotoğraf... Hayır. Evet. Çünkü hani belki Necati belki kaçar. Ana falan diye. Polat Alemdar ısırıyor bir şey yok. Bir şey yok. Biraz kaptı o kadar köpek de geliyor yere kadar. Yani bir kaçamazsın gibi yani, durum da var yani. Fotoğraf çektirirken bile hani hafif tebessüm etsem abi dizideki gibi yapar mısın diyorlar. Ha işte beklenti. Yani, fotoğrafta bile o karizma isteniyor. Öyle yani. Olacak. Ama yani insan karar veremiyor. Şimdi biz bazen sohbet ediyoruz bir açık alanda, dumansız hava sahasında bir alanda. şimdi gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Uzaktan şimdi görenler diyor ki hani hiç kalıbın adamı değilmiş diyor. Birkaç kere çünkü ben hani rast geldi denk düştü öyle.
Bu sefer diyorsunuz ki tamam öyle yapmayayım bari bir hani rolün ağırlığı var. Evet. O ağırlıkla oturayım. Bu sefer de ukala oluyorsunuz. Ben karar veremedim yani hangisini ya, kullanacağımı. O, çok... o da çok ukala oluyor bu sefer. Doğru hani, o zor. Hiç yüz vermiyor zaten burnu kalkmış. Tam dizideki gibi diyor mesela. Doğru havalara geçmiş. Öyle bir şey yok. Tabii, illa bir kulp bulunuyor yani. Öyle handikapları da var. Peki telefon alamıyor muyuz? Reklamlar mı var? Reklamlardan önce ama Ebu Gündeş'ten güzel bir şarkı dinleyemez miyiz? Dinleriz. Evet buyurun. Je passerai tes
Ayşe, Ayşe, do baba. Ayşe, Ayşe, regarde-moi. Oh, Ayşe, Ayşe, réponds-moi. Teşekkür ederiz. Merci.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Soralım o zaman. Soralım. Size sormayalım da Ebru niye sizin her şeyiniz? Onu size sormayacağım. Ebru'ya soracağım. Sence niye onların her şeyisin? Nereden bileyim? Peki hani şunu biliyor musun en azından? İnsanlar senin sesini, fiziğini, dobralığını, cömertliğini, keyifli tarafını, hangi tarafını mesela en çok yani duyduğun nedir? Ne taraflarını çok severler? Ya tabii ki sesimle önce sevdiler beni. Evet. Çünkü tanımadan önce. Evet, tanımadan önce sesimle sevdiler. Sonra onlardan efendim? Efendim? Yüreğimi. Evet. Kipetler, kipetler yanınızda mı? Çıkartın kipetleri ben sorayım bakayım en çok hangi tarafını seviyorlar? Ebru Gündeş'in kipetler yanımızdaysa bir yoklama yapalım şöyle. Ebru Gündeş deyince sorumuz şu. Ebru Gündeş deyince aklınıza hangi özelliği gelir? Kül yutmazlık nereden çıktı? Kül yutmazlığı da var. Evet. Var ama yani. Var tabii yani sen şey değilsin öyle. Saf bir tarafın çok fazla yok. Bir şeyin de var yani. Ayakta kalabilme mücadelende. Pek tabii ki. A sesi, B az solistliği, C dobralığı, D güzelliği, E kül yutmazlığı. Şimdi hepsi de diyebilirsiniz ama biz önce ne çıkacak, onun arkasından ne takip edecek onlara bakacağız. Onun için yapıyoruz bunu. Bir gün de ben kendim için yapayım böyle bir şey ya. Vallahi merak ediyorum. Evet. Hazır mıyız? Sonuçlar hazır mı? Bakalım sonuçlara. Evet, sesi. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Yutmazlığı. İnanmıyorum. Ama kül yutmaz görünüyor. İnanmıyorum öyle. Vallahi bak yemin ediyorum. Yemin ediyorum ben yaptırmadım bunu. Kül yutmaz diyenler bir el kaldırsın. Al. Ben ilk defa bir insanın kül yutmazlığını seveni gördüm yani. Bu acayip bir sevgi. Ebru'yu çok seviyorum. Niye? Kül yutmaz canım. Böyle bir sevgi çeşidi. Evet. Peki. Kurtlar Vadisi'nde birçok karakter öldü gitti. Bu karakterlerden reenkarnasyona hangisi geri dönsün isterdiniz? A. Aslan Bey. B. Elif. C. Çakır. D. Baron. E. Lazia. F. İplikçi. Nedir? Bakıyoruz. Oylayın, oylayın. Elde keypad var. 3 diye var. Ayrıca 3 değil. C var. Evet. Evet. Bakalım sonuçlara. Hazırsa. Evet. Çakır'ın geri dönmesini istiyorlar. Hocam var mısa dışarıdan tepkiler? Şu keşke geri dönse, şu yeniden falan filan. Ölüm değil ama hani evet. Diziden gitmiştir belki. Sadece Elif için vardı. Sadece Elif için var. O da artık öldüğü için yok yani. Artık öldüğü için. Şimdi Murat evlendiği için falan bitti. İnternette enteresan sorular var. Yani ben sokaktaki halka da var mı o? Dışarıdaki röportajımız var mı? Bir onu verelim. O röportajı sonra ben... İnsanlar çok garip şeyler yakalamışlar dizinin içinde. Bunların bir cevaplarını ufak ufak yani çok uzatmadan bir alayım istiyorum. Evet, bakalım izleyelim. Türkiye'deki bütün her şeyi anlatan bir dizinin adı neden Kurtlar Vadisi? Gerçekleri gösterdiği için. Türkiye'de bir nevi kurtlar sofrası yani. Ondan dolayı da ismi gayet güzel bir isim bence. Kurtlar var demek ki. Genelde bir tabir vardır. Kurtlar sofrası diye böyle durumları yansıtan. O yüzden olmuş olabilir. Türkiye'de olan bitenleri anlatıyorlar işte. Doğru şeyleri söylüyorlar. Şiddete meyil ettiği konusunda görüşler var ki işte katılmıyorum. Hani almak isteyen aldığı şeyi alır devamlı almaz yani. Merak ettim. Konuların en birisi. Sonucu nasıl bitecek? Hani Polat'ı da yiyecekler herhalde mutlaka. Hiç öldürürken mideleri falan bir şey olmuyor mu? Korkmuyorlar mı polislerden? Onları öğrenmek istiyorum. İyiler mi kazanacak, kötüler mi kazanacak? Bunu merak ediyoruz. Derin devletle ilgili konular işleniyor diye biliyorum. Karakterleri gerçek isimleriyle değil de çok benzer isimlerle filme taşıdıklarını görüyoruz. Buna nasıl cesaret ediyorlar ve bu senaryolar nasıl ortaya çıkıyor onu merak ediyorum. Gladio'yu bir açık açık bir deşifre etsin artık ya, merak ettik. Diziyle ilgili insanların kafasında böyle bir yere koyamadıkları bir şey var herhalde değil mi? Evet, evet. Dışarıda. Ne diyorsunuz ona? Yani o mudur değil midir? Onu mu anlatıyorlar? Bunu mu anlatıyorlar? Yok bu şudur yok o değildir ötekidir falan diye bir türlü bir yerine koyamadılar. Amaç biraz da bu mu?
Yani, insanları böyle düşündürmek... Bir parça da çok fazla hani direkt adres vermiyoruz. Sonuçta evet. Birkaç karakterin, birkaç kişiliğin harmanlaması aslında. Yani çok birebir hani bu şudur diyebileceğimiz... neredeyse hiç karakter yok. Yani bunu temsil ediyor diyemeyiz. Yani birkaç tane karakterden veya birkaç tane kişilikten toparlama olan şeyler. Senaryo geldiği zaman peki siz birbirinizle konuşuyor musunuz merak edip veya senariste soruyor musunuz abi bu kimdir bari bize söyle diye hani böyle şeyler oluyor mu? Yok öyle bir şey olmuyor. Öyle bir yani şey olmuyor. Karakteristik özellikleri dediği gibi Gürkan'ın araştırılıyor. Belki birkaç bilinmiş karakterlerin yani real karakterleri, evet. Yaşayan karakterin özelliklerinden ama bir karaktere 5-6 karakteristik özellikleri. Anladım, evet. Evet. O yüzden yani. Polat'ın olsun, işte Gürkan'ın olsun, pardon Memati'nin olsun, İskender'in olsun hepsi bir sembolize ediyor. Yani bir şeyi sembolize ediyor. Evet. İnsanlar... Peki, bir iki tane soru var şimdi dışarıdan. Nedir? İnternetten daha doğrusu. Dizide diyor onlarca insan öldürüldü ama Polat ve arkadaşları işledikleri tek bir cinayetten dolayı bile yargılanmadı. Ölen insanlar yok mu oluyor diyor. Biriz. O kalkıyorlar. Vurulduktan sonra hemen kalkıyorlar. Senin kalkıyor. Memati diyor Çakır ölmeden önce ameliyattayken yere kapanıp ağlamıştı. Ama Polat ameliyattayken tek damla gözyaşı bile dökmedi. Nereden yakalamış? Memati ya Çakır'ı daha fazla seviyordu. Ben görmedim. Ya da Polat'ın ölmeyeceğini biliyordu. İki olasılık da enteresan demiş. Evet. Polat öldü, Polat hastanedeyken çok fazla ameliyattayken ağlamadı. Abi benim bir günahım yok. Senaristler ne yazıyorsa ben onu oynuyorum. Evet peki senariste yükleniyoruz. Devam ediyoruz. Babi'de tanıştığı sevgilisi Memati'ye sen benim günümü sormayacak mısın dediğinde Memati... Ben zaten senin bütün gün ne yaptığını biliyorum. Hatta telefonda bile kimlerle konuştuğunu biliyorum demişti. Oysa ki sevgilisi telefonda 3-4 kere Bulut'la konuştu. Her şeyi biliyorsa bunu nasıl bilmiyordu diyor. Ya ben bu kadar düşünmemiştim tabii. Evet, çalışmadığım peki. Yerlerden sormuşlar. Dizide Polat'ın, Memati'nin, Abdüley'in ve diğerlerinin evi yok. Bu insanlar nerede kalıyorlar diye bir soru. Böyle bir soru geldi. Abdüley benim var. 5 yıl ben uyumadım. 5 yıl uyuduğumu göstermedi. Yemek yediğimi göstermedi. Evet hocam hiç su içtiğimi da. Neredeyse çok nadir birkaç kez ölmek üzereyken falan su içtiğimi hatırlıyorum. Dedim ki ya benim evim ne olacak ya bir yerde yaşıyor olsam artık. Evet. Öyle deyince de evlendirdiler. Evlendirdiler evet. Aslında olmaması daha iyi evler. Şimdi biz büyük evlerde çalışıyoruz ve çoğunlukla kışın çalıştığımız için... yazın kullanılan evler onlar. Dolayısıyla kışın soğuk oluyorlar. Isıtılmıyor. Malikaneler yani beton soğuğu yiyince dışarıda çok olmak kötü oluyor. Yani. Doğru, evet. Yani dışarıda çalışmak daha avantajlı. Yani aslında. Biz dizinin anlattıklarıyla genelde soruyoruz ama bir dizinin çekimi var yani gerçekten. Aynen, o kısım evet. Sıkıntılı. Hocam filmde giriyor. Ne zaman giriyor vizyona? 20 Haziran'da. 20 Haziran'da giriyor. Nasıl geçti çekimler her şey? 20 Haziran'da diyorum pardon. 20 Haziran'da. Sonra konu kalsın gitsin. Nisan gibi. Hemen bu ayın 20'sinde. Bu ayın 20'sinde evet. Giriyor. Nasıl bir film oldu? Nasıl çekimler? Biz çok güzel çalıştık. Gerçekten çok emek harcandı. Ve seyircilerin çok memnun kalacağını zannediyorum. Hissediyorum. Sanırım beğenecekler. Beğenecekler. Bir de enteresan bir not daha. Filmin korsanı çıkmış ama CD'lerin içi mi boş çıkmış? Evet, öyle bir söylem. Öyle evet, öyle bir söylem vardı. Korsanın saygısı mı? Evet, evet. Yani bu artık hat safhası korsanı çünkü korsanı. İçinin de boş satılması tatsız bir şeydi. Birlikte Panafilm yetkilileriyle emniyet güçlerimize gidip durumu belirttik. Kendileri hassasiyetle durduklarını bu konuda ve operasyonları evet. Artırdıklarını söylediler. Sanırım bunun gelişmeden engellenecek. Geçenlerde de böyle bir sohbet olmuştu. Korsan artık o kadar öyle bir yere geldi ki korsan. Mesela korsandan açıklama geliyor. Nefes filminin korsanını yapmayacağız. Rahat olsunlar diye. Mesela artık korsanla sohbet edebiliyoruz yani. Sektör. Hani korsan öyle bir yere geldi yani artık bizim için. Baba bunu yapar, bunu yapmayacağız. Rahat, çekin, çekin, dağıtın falan diyor. Evet. Sen oynamak ister miydin böyle bir filmin içinde, dizide ya da? Yani tabii ki oynamak isterdim. Benim çok uzun zaman oldu. Evet.
Yaklaşık 129 bölüm dizi yapmışım bugüne kadar ayrı ayrı isimlerde. Tabii ki yapmak isterim ama öğrendim, dudağım uçukladı. 6 gün mü çalışıyorsunuz, 7 gün mü? 6 gün. Bizler 6 gün çalışıyoruz. Ekip 7 gün çalışıyor. Ekip 7 gün çalışıyor. Yani işin başlayıp bitmesi tam 7 bazen 8 olabiliyor. Bir bölüm yayınlanmadıysa o hafta. Kolay değil. Öbür haftaya 8-9 bir aşk çalışıyor. Hikayesi anlatıyor olsanız bizde, sadece bir aşk hikayesi. Sevgilim şurada buluşalım. Ahmet geldik. Oradan baktı. Sen ona yakalanma. Gel burada buluşalım falan filan. Böyle bir durum. Sizinkine tabii deli gibi bir action var. Yani acayip bir şey. Bizim bayağı ilk bölümlerle işte son bölüm arasında çok büyük falan. Fizyonomimiz değişmiş artık yani. Hani şartlarda. Bana diyorlar ki o kadar değişmişsin ki abi. Yani değişmemek mümkün değil. Ama gerçekten sen çok değiştin. Sen çok değiştin. Özellikle ben senin bir klibini buldum. Yıldız Tilbe'yle. Yıldız Tilbe'yle olan klibi. Kaç sene önce? 98 sanırım. 98. 90, sene 98. 90, bir izleyelim 98 mi klip hazırsa? Olabilir. Memati'nin Yıldız Bey'le 98'deki klibinden küçük daha bir sahne. Babacığım ama senin yüzdeki o sevimli ifade de gidip bu filmle beraber senin yüze bir ağır abi ifadesi de ciddi ciddi oturmuş yani. Hani. Taşımak zorunda kalıyorum o kişiliği bazen, yakıştıramıyorlar. Ama vallahi oradaki haliyle hiç yani cidden hiç var. Saçlar çok tazecik orada, çok tazeyim daha yani hani. Çok tazeyim. Tabii tazecik. Memati'den hayatta duyamayacağımız lafları. Oradaki hali nasıl? Çok tazeydim. Sonradan çok değiştik bizi. Evet. Şu Gladio'nun fragmanını bir izleyelim mi? Musa abi. İzleyelim. Tabii. Buyurun. Gladio. Hayatımda birçok kez yanıldım. Ama bir kez aldatıldım. Ben Gladio'ya hizmet ettiğimizi bilmiyordum. Zannediyordum ki biz devlet için çalışan bağımsız bir ekibiz. Biri bizi sattı. Açma! İskender, şunu aklına yaz. Vatanını en çok sevene en pis iş yaptırırsın. Sorularına adam gibi cevap ver, seni buraya gömüp gideyim. Ne istiyorsun benden? Fuat Aras'ın yerini. Sen bu oluşumun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısın? Ben senin masum olduğuna inanıyorum. Bunun için elinden gelen her şeyi yapacağım. İskender, bu ülkeyi tamamen biz yöneteceğiz. En azından ölürken doğruyu anlatacaksın. O yaptığın son ölüm. Sehpasında görmek istiyorsa orada olurum. Hücreyse orada. Ama mesele devletin ne istediği meselesi değil. Bağımsız olma meselesidir. Ben Musa abiye, diğerleri de tabii çok çok büyük oyuncular ama abi olduğu için çok da büyük bir oyunculuğum var. Ayrıca bir kere daha söyleyeceğim. Sağ olun. Vallahi bak. Arada yapımcılarımız adına size ve Evra Hanım'a davetiyeleri çok teşekkür ederiz. Galası için 18. Hayırlı olacak. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu. Bir telefon var Ceren Sönmez Malatya'dan. Ceren Hanım, iyi geceler diyoruz. Bu arada Ebru Gündeş'in yıllar önce çıkan albümlerinden bir tanesinin adı. Albümün CD'sini bulamadığımız için kasetini bulduk. Kurtlar Sofrası. Bunu da size Ebru Hanım'dan nacizane şöyle hediye edelim diye düşündük. Evet. Ceren Hanım iyi geceler. İyi geceler Mevlüt Bey. Allah geri gel. Hiç gitme odama. Ceren Hanım nasılsınız? İnanılmaz heyecanlıyım. Hatta şu an heyecandan konuşamıyor duyuyorum. Hatta bugün boşanabilirim de bu telefon konuşmasından.
konuşmasından sonra. Hatta bugün boşanabilirdiniz telefon konuşmasından sonra. Evet, çünkü şöyle kısaca hemen özet geçeyim fazla vaktinizi almadan. Estağfurullah. Zaten hızlı konuşuyorsunuz, özet gibi olacak bizim için. Evet. Buyurun. Kocam Kurtlar Vadisi hayranı. Kocanız Kurtlar Vadisi hayranı. Aynen, evet. Onun sayesinde ben doğdum. Çünkü eskiden Kurtlar Vadisi Perşembe günleri yayınlanıyordu. Biz de o zaman nişanlıydık. Evet. Perşembe günleri hani... Vadi izi de söylemiyor, izlediğini de söylemiyor. Buluşmuyor benimle hiçbir şekilde. Ne yapsam, etsem, akşam yani iş çıkışı oluyor. Ne yapıyoruz, ediyoruz, yok. Adam ortalıkta yok, piyasada yok yani. Her Perşembe. Aynen. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Siz bunun Kurtlar Vadisi olduğuna emin misiniz? Eskiden ama eskiden. O zaman nişanlıydık. Şimdi salı günleri. Güzel taktikmiş. Evet. Ondan sonra... Güzel, Perşembe'ye denk getirin. Peki. Evet. Nişanlılık dönemimize denk gelmişti. Hatta bu yüzden ayrılıyorduk bile. Kurtlar Vadisi. Evet. Evet, sonra itiraf etti işte böyle böyle bir sebepten dolayı. Sonra neyse, evlendikten sonra ben de onunla birlikte izlemeye başladım. Ve inanılmaz derecede hayranı oldum. Hatta şu an Necati Bey'i kıskanıyor. Çünkü onu çok beğeniyorum. Hatta artık izlememek modunda falan giriyor. İnanılmaz derecede seviyorum. Ve şu an arkadan arıyor. İnanamıyorum, arkadan arıyor. Ay, çok heyecanlıyım Necati Bey, kusura bakmayın. Aga ne heyecanmış. Bütün olayları öğrendik yani. Nişanlı değil, nişandan ayrılacak mı? Kurtlar Vadisi olduğu gün evlere gelmiş. Şu anda arkadan arıyor. Aslında eve de geldi. Şu anda yanıma duruyor. Öptü beni. Aa falan diyor. Bir dakika. Yavaş. Yavaş yavaş. Sorunuz var mı? Sorunuzu alalım hemen. Hemen veriyorum. Sharon Stone'la öpüştü. Kimle? Sharon Stone'la. Ha evet. Şimdi kiminle öpüşecek? Ben de yanlış, şefim Buton'la öpüştü, anlıyor. Ne enteresan bir şey. Buyurun. Evet. Şimdi kiminle öpüşecek? Ha, bu merak konusu bu. Hocam Sharon Stone'la bir öpüşme sahneniz vardı. Evet. Evet, bir sahnemiz vardı. Sahne var mı? Gösterebilir miyiz sahneyi? Bir göstersek sizin için bir sakıncası yok değil mi? Yok. Yok, ben... nasıl olsa dizide gösterildi. Evet. Var mı? Hazır mı sahne? Bir izleyelim. Ha. Kamera arkası yok değil mi bu? Do you like it? I thought the original wasn't Lou. It's a common mistake. Many people make it. I'm on. Polat Alemdar. We know who you are, Mr. Alman. We know who you are, Mr. Alman. Lisa likes to play games. Thanks for coming. I see. Perhaps you would like to escort me into the other room. So what I'm most curious about is how did you rise this far without a woman behind you? If I had a woman behind me, she could have held somebody else's arm. Çok güzel yaptılar. Sağolun. Onlar da senaryoyu çok beğenmişlerdi. Beğenmişler zaten. Gönderdiğimizde senaryoyu çok beğendikleri için. Aslında böyle bir şey yapmıyorlardı ama... senaryo çok beğendikleri için evet demişlerdi. Hocam bir kere de çektiniz mi bunu, yoksa birkaç kere tekrar oldu mu? Aslında kamera arkasını pek biz söylemeyiz. Bizim kamera arkamıza sen gelebildin Beyaz. Bir de doğru. Ertuğrul Özkök oraya gelmişti çekimlere. Ben özellikle çok acemi oynadım ve 24 tekrar yaptık bu sahneyi. 24. Tabii bu işin kaç şakası. Kaç tekrar yapıldı? 24. Sen mahsusa oynamamışsın o tekrar. O tekrar olsun diye. Sen İşin abi öpüşmemişsin ki bayağı öpüşmüşsün yani. Hani böyle. Allah 24. Peki bu kadının sahnede eli, öteki tokalaşıyor. Bunda el yok mu daha? Merhaba ben diyor, bir şey diyor. Öteki geliyor hızlık diye böyle. Bunda bir el kaldırma duruyor geldi. Abi ne kadar güzel bir şey. Sharon Stone'la öpüştün ya. Vallahi harika evet. Ya. Nasıl? Anlatsana biraz. Vallahi, biraz anlatsana ya, boş ver Gaku'yu ya, bak burada bir Gaku'yu da tamam birazdan alacağım. Anlatsana Sharon Stone'la yani heyecanlandın mı ilk öpüşme sayesinde, o 24 tekrarın ilkinde? Heyecanlandım. 17.sinde? Aslında ilk üçünde ışığı tutsun diye asistanını göndermişti. Asistanıyla öpüştün? Hayır, öpüşmedim onunla. Ha. Yani. Bir şey soracağım, başka bir şey, sonra yine bu konuya geleceğiz. Tamam. Vurdulu kırdılı sahnelerde dublör kullanıyor musunuz? Çok atlamam gerektiği falan, düşmem gerektiği zaman ben istemiyorum ama yönetmenimiz istiyor. Bazen kullanıyorsunuz. Ama bundan niye kullanmadınız dublör? Sharon Stone'la öpüşme sahnesi niye? O zaman... Niye bir dublör yok yani? Evet. O zamanlar hiç dublör kullanmıyordum. O zamanlar dublör kullanmıyordum. Evet.
Anlatsana bize o sahneyi. Sharon Stone geldi. İlk böyle karşında Sharon Stone. Çok tatlı ve sıcak bir sahneydi. Yok. Onu gördüm. Sen orada mıydın? İzledin mi sahneyi? Yok, beni götürmediler. Beni götürmediler. Memuhat'tan çıkan bir cümle olabilir mi abi? Beni götürmediler. Memuhat'i Sharon Stone'la öpüşme sahnesine götürüyoruz. Gel Memuhat'i bak. Gel. Memuhat'i gel. Bak Polat abin, Sharon ablan. Kapat gözlerini. Evet. Hocam senin hiç tabii sana kısmet değil yani. Biz film, adam vuruyoruz. Bu filmde var mı hocam sizin böyle herhangi bir yabancı falan geldi mi böyle bir? Yok gelmedi. Biz kendi içimizde. Kendi içimizde. Sen ne şanslı bir adamsın. Ama sen. Orada gördüğüm kadarıyla bende de değişim var yani. O yıldan biri, daha önceki yıllardan da var. Büyük değişim. Kurtlar Vadisi'de bayağı değişmişiz. Ve sanırım Türk toplumu da değişmiş bir şekilde. Gladio'da da bunu göreceğiz. Ben film izlediğimde şunu hissettim. Kurtlar Vadisi bu filmi yapabilmesiyle aslında geçmişte birçok şeyi biz söyleyemiyorduk. İnsanlara bir şey hani bu yasak, bu sakıncalı diyebiliyorduk. Bugün bunun değil söyleme, değil düşünme, filminin yapılmış olması çok güzel bir şey. Gençliğin özellikle bu filmi seyretmesini isterim. Hatta bu gençliğin böyle filmler yapmasını, bugünkü suskunluğu ya da sessizliği daha ilerideki günlerde güzel filmlerle böyle halkına sunmasını herhalde isterim. Herhalde ilk defa bu kadar açık açık bir cümle almış olduk. Peki. Telefondaki Ceren Hanım orada mısınız hala? Buradayım, bekliyorum hala. Peki Ebru Hanım'a falan bir sorunuz var mı? Son bir soru. Ebru Hanım gerçekten kim ne derse desin Türkiye'nin en güzel sesi ve Malatya'ya ne zaman konsere geleceğini söylüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. İnşallah teşekkür en ediyoruz. Kısa zamanda. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Size iyi geceler dileyelim mi? Ya bir şey daha söyleyeceğim. Evet buyurun. Lütfen. Bence Kurtlar Vadisi'nde siz de sürekli oynamalısınız. Efendim? Kurtlar Vadisi'nde bence siz de sürekli oynamalısınız. Ben de sürekli oynamalıyım. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok yani teşekkür ederim telefona bağladığınız için. Süpermiş. Evet. Kurtlar Vadisi'nde ben değil ama Ebru Gündeş'te Polat Alemdar acaba birbirleriyle karşılıklı konuşsalardı nasıl bir sahne ortaya çıkardı? Birbirlerine neler söylerlerdi? Eski popstar jürisi Ebru Gündeş ve Polat Alemdar karşılıklı şöyle bir denk gelseydi neler olabilirdi? Onu izleyelim. Arkasından parça için zamanımız var mı bir şarkı için? Gaku'yu sonraki bölümde alacağım. Öyle mi? Şarkıyı aldı. Buyurun. Onun bütün derdi... Seviyor, sevmiyor. Yandım. Senin yüzünden gecikiyorum. Acısını çıkarırım. O kadar güzel suratın var ki, o kadar güzel gözlerin var ki... Yaz biraz kilo verirsen çok iyi olur. İsmimiz yeter. Sözlerin anlaşılmıyor. Anlarsın dayım, anlarsın. Marifet burada. Bize ne anlattığını söyleyeceksin, üstüne de nameyi giydireceksin. Konuşacak bir şey yok. Tokat manyağı yaptın bizi, ne oldu? Ben abartıyı da severim. Sen kimsin? Azrail'in. Bu kadarı gerekli mi? Ne yapacaksın? Vuracaksın mı? Bir elimden gelen ne varsa... Madem bana inancın kalmadı, vur! Allah ne verdiyse gidiyorsun. Bil ki sen ölmeden ben ölmeyeceğim. O kadar olmaz. Sevdiklerinle vedalaş. Senin için yarın yok. Bu işler öyle kolay değil. Öleceksin. Protesto ediyorum. Ebru bunu bu etapta kaldıramaz. Delikanlı olarak sana efendi efendi dönüp arkaya gitmek yakışır. Gereğini yapmasını biliriz. Allah yolunuzu açık etsin. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen dakikalarda Memati'den güzel bir türkü rica edebiliriz değil mi hocam? Evet harika. Peki... Necati'den çok güzel ney çaldığını ve klarnet çaldığını biliyoruz. İlerleyen dakikalarda bize şöyle bir ufak bir solo da geçebilir misin? Evet, geçerim demek istiyor. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Ama bu müzikli kısma Gaku'yla devam edeceğiz. Alkışlar Gaku için.
Şimdi reklama girmeden önce bir küçük oyunumuz var. Gaku Japon bir dostumuz. Aha. Kulağına verilen Türkçe şarkıyı bize aynı anda çevirip söylemeye gayret edecek. Parçayı aranızdan ilk anlayan elini şaklatırsa bizden bir cep telefonu kazanacak. Hazır mıyız? Hazırız. Gaku, hazır mısın? Hazırım. Hazırsın, keyfin yerinde. Evet. Evet, harika. Yeni bir Türkçe cümle öğrendin mi? Düzgün bir şeyse Allah'ını seversen. Geçen gün çünkü dil dile değmeden dil öğrenilmez falan bir sürü şey. Bir kulağıma söyle. Ağzına sağlık. Ha, söyle. Ağzına sağlık. Ha, evet. Allah'ım. Önce yedim. Yanlış bir şey mi anladım çünkü? Ağzına sağlık. Gaku'cum, güzel. Bu güzel olmuş. Takalım kulaklığı. Parça geliyor. Hazırsınız. Eller böyle olsun. Şöyle bir anında çünkü çakacağız. Evet. Maya semizi yanlıyorsun. Kaldın sokuna. Ne biliyorum. Tamam. Adı senden aldı. Zorunu sevmesin olsun. Serdar Ortaç. Resep edeceğim. Senin de dünyanın sensin. Kuvarik. Evet. Kuvarik dedi. Durdu. Parçayı Ebru bildi. Bilen var mı aramızdan? Hangisi? Hangi parça? Serdar Ortaç. Ha, parçayı alalım. Oyunu sen bozuyorsun. Hayat oyunu... beni neden yoruyorsun? Bu mu şarkı? Doğrusu bu mu? Bir dakika, Ebru Gündeş'e cep telefonunu aldı ama oyun dışı bırakıyorum. Çünkü çok haksız olacak abi böyle. Farklı bir yorum getirdi. Çok farklı bir yorum. Gerçekten de enteresan bir yorum. Hocam, hazır mıyız? İkinci parça için üçünüz yarışıyorsunuz sadece. Evet, buyurun. Anlarsam söylerim. Aman ulan sessizden de yalan. Aman. Gezerken verin. Beni silemedim. Yalanım etsinler. Yok olmazında. Yok olmasın mı? Ben durmak istiyorum. Yok olmasın. Bir daha durur mu? Durmak istiyorum. Ben çok seviyorum. Parçanın başı ne güzelmiş. Çocuklar, evet. Parçayı anlayan çıktı mı hocam aramızda? Yok olmasın diye bir şey dedi ama sonunda. Olmasın diye bir şey dedi. Olmasın zaten. Bir daha alalım parçayı. Ben biliyorum. Amanın anam sesin yanıma. Ananım ayın gidin bir adama. Sesin edin cihennem olur. Ananın akınla yok olmasınla. Benim kulağıma versene bir parçayı. Allah'ını söyledim. Sahiden girişi yani şeymiş. Yanlış an. Özellikle seçtiniz değil mi bunu? Tebrikler. Yayında benim başım yansın diye. Allah'ım. Parçayı bilen var mı hocam? Çıktı mı aranızda? Var. Hangisi? Amanın aman sensizliğe dayanamam. Parçayı verelim doğrusunu. Verelim doğrusunu. Yo, aman bir cep telefonu izleyen bu gündeşe reklamlar var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden Beyaz Show devam edecek. We'll be right back.
İki, bir. Buyurun. Hayır. Çok bakamıyorum ya, kusura bakmayın. Bir süre kalabiliyorum. Hani şu anda hala bir şey mi? Ayaklara kaymaz yapıştıralım mı? Yok yok, kaymaz daha iyi. Stop. Helal. Gel bir saniye, bir tane yok. Çok rahat yapalım. Hadi ya. Bilen biri geldi ya. Esine. Esine mi? Ha? Güzel bir yemeğine. Hadi bakalım. Tamam. Fasulye beraber. Ah, fasulye. Mehmet diye indirmiyor, Ahmet diye indirmiyor. Hadi, hadi isim neydi hocam? Herhangi bir isim. Tamam eyvallah. Hazırız sanki, hazırız sanki. Nasıl biraz daha ya? Vallahi şu senin yukarısı daha güzel. Yani güzel. İmkanım olsa hep yukarıda yaşarım. Ceketi de alabilir miyiz? Bunların ikisi birbirine değerse patlar mı? Peki bu patlayınca ben burada bir şey hissedecek miyim? Şu kadar bir şey. Daha iyi. Oh be hocam be. Nasıl gönderdik, nasıl geri geldik? Kapatırım böyle. Dikkat. Kamera. Arkadaş nereye düştüm? Abi bunlar bu patlarsa ben bu kadar düşmeye nasıl gelecek aklıma? Ben de daha dedik. Kapattım. Senin surattan değil. Patlamayacağı senin surattan değil. Suratta şöyle bir ifade et. Bak ne diyecek zaten. Böyle bir şey olacaksa bana haber ver. Gerçekten de. Bir son prova olur. Tekrar olmaz. Bir. Oynayacak Bey.
Polatay'ımda. Benimle gel. Sensiz yazık yaşanmıyor, çaresiz. Ne bir arada ne de ayrı olmak imkansız, hiç sebepsiz. Ne hayallerle, ümitlerle mutlu olmaktı dileğimiz. Suçlu ne sensin ne de benim. Şimdi sensizim, sen de bensiz. Bir an gelip de küllenince, yüreklerimiz dinlenince, başka sevgilerde teselli bulur. İşte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince, yüreklerimiz dinlenince, başka sevgilerde teselli bulunca, işte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarı verecek bir boşluk ki asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Sevgilerde teselli bulunca, işte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince, yüreklerimiz dinlenince, başka sevgilerde teselli bulunca, İşte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarıverecek bir boşluk ki asla bitmeyecek. Her
şu seyircilerimizle beraber şu kısmını hiç değilse bir canlı söyleyelim ya. Hadi. Ha? Güzel olmaz. Beraber. Beraber. Hadi. Tamam. Bana dik gelir de bu. Se. Se. Evet. Bir an, bir an gelip de küllerince yüreklerimiz dinlenince başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarı verecek bir boşluk ki asla bitmeyecek. Her şey bir an anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Aslında teşekkür ederim. Aslında bugün Ebru Gündeş bizim için buraya geldi, yoksa Kıbrıs'ta olması lazımdı. Konseri vardı. Yarın da gidiyorum. Yarın da gidiyorsun. Bu sabah gidiyorum. Ya bizim için geldin, dönüyorsun. Dönüyorum, yani. Dönüyorum, evet. Onun için de fazla yorulmasını da istemiyoruz. Ondan dolayı da biraz böyle oldu ama belki isterse, gerçekten de isterse, hiç zoraki bir durum yok. Son parçayı kapatırken bir tane sen çok güzel Orhan Gencebay'dan söylüyorsun yani. Bu Orhan Baba'nın parçalarından bir tanesi olmaz mı finale doğru? Olur tabii ki. Ha, olur mu? Olur. Harikasın. Tabii. Olur tabii. Harikasın. O zaman arkadaşlar sıra geldi Memati'ye. Evet. Söyleyeyim. Mikrofonu. Kalk. Mikrofonu bir alalım. Ya, prova da yapmadık ama. Yaptınız mı prova? Yok, yapmadık. Yapmadınız biz. Peki. Ben sordum, prova yapmadık, biz yaptık dediler. Tamam dedim ben de. Bizimkiler hazırlandı ama buyurun. Yani anlayayım diye geldim. La minör galiba. Öğrenmiştim bir yerde. Burada dur da mikrofonun arkasında durma. Teşekkür ederim.
senaryo danışmanlarımızdan Ömer Lütfü Mete yazmıştı bunu. Senaryo danışmanlarından evet. Ömer Lütfü Mete yazdı. Evet. O yazdı, kalp krizi geçirdi. Gerçekten yazdığı gibi öldü de dirildi. Ya, sonra yani Allah bize bağışladı onu. Öldü de uyandı gülüm yani. Ömer Hoca'ya da buradan büyük geçmiş olsun evet. Dileklerimizi iletelim. Ellerine sağlık böyle güzel bir şarkı için. Evet. Memati'nin elimizde bir belgeseli var. Nacizane hani biz severek hazırladık. İnşallah senin de hoşuna gider. Senin açıklamalarından bir tanesi diyorsun ki sen, ben diyorsun bütün bu karakterleri yaparken, oyunları oynarken hem geçmişindeki insanlardan hadi çok feyz aldım. Onların tavırlarından, hareketlerinden. Hem de doğada gördüğümüz. Hem de doğada gördüğümüz o National Geographic Discovery'de izlediğimiz hayvanların bakışlarından, hareketlerinden, cesaretlerinden örnek aldım diyorsun. Sanıyorum bir dergide, mizah dergisinde çıkmış. Ben televizyonda gergedan, ben elimde. Evet, işte biz duydum, de ona benzer. Senin hoşuna ama. Gittiyse yapacağız, gitmediyse istersen yapma. Evet, rahat hazırsa rahat. Bir izleyelim bakalım doğadaki hangi hayvanlardan beslenmiş olabilir Memati. Kurtlar Vadisi'nin ölümcül karakteri Memati. Memati rolüne hayvanlar aleminden çalışmış. Bakın nakış, haykuş bakış. Darbeden gorilden alındı. Sinsice yaklaşma, pusu ve atak çok büyük bir sahneler. Bir konma kartal konuşuyor. Bak kanat açma falan aynı. Bu da yavru kedi yüzü. İşte uyarlama budur. Bravo vallahi Mehmet. Çok iyi çalışmışsın. Evet, umarım hoşuna gitti. Ben Beyaz Show ekibine olmuşum. Arkadaşlar bu alkışlar, bu VTV'leri hazırlayan, fikirleri bulan Beyaz Show ekibine gitsin. Onları kocaman alkışlayalım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Elinizde çantalar olması lazım. Bir görelim o çantaları, size dağıtılan çantaları bir kaldırabilirsek. Arkadaşlar bir tanesini alabilir miyim bu çantaların? Bu çantaların bir özelliği var. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ücretsiz olarak arkadaşlar düzenlediği güvenli yaşam eğitimlerine sizleri de davet ediyor. www.güvenliyasam.org sitesine girerek kayıt yaptırabilirsiniz. Özellikle depremle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız www.güvenliyasam.org'dan İstanbul Valiliğine ücretsiz bunlar da söyleyelim. Çok çok teşekkür ederim. Telefonda Begüm Tuna var. Tekirdağ'dan. Begüm Hanım iyi geceler. Geceler merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Begüm Hanım ses gitmiş. Evet biraz gitti. Öncelikli olarak bu grip salgını ötürü kusura bakmayın sesimden. Estağfurullah. Grip misiniz? Evet biraz. Domuz gribi mi? Yok Allah aşkına öyle bir şey değil. Allah aşkına peki. Soğuk algını. Size çok teşekkür etmek istiyorum öncelikli olarak bu muhteşem program için. Estağfurullah. Gerçekten evde herkes bu programa kilitlenmiş durumda. Çok severek izliyoruz zaten sizi ama bu akşam ayrı bir güzeldi programınız. Teşekkür konuklarınıza, ederim. Ebru Hanım'a, Kurtlar Vadisi ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sorum olacak hemen. Sorayım isterseniz. Buyurun, buyurun dinliyoruz. Kurtlar Vadisi ekibine sormak istiyorum. Aslında aynı şekilde Ebru Hanım'a da sormak istiyorum. Evet. Kendilerini çok severek takip ediyoruz. Kurtlar Vadisi dizisini her perşembe hiç kaçırmadan izliyoruz. Ama merak ettiğimiz birkaç şey var. Mesela sosyal sorumluluk projelerine yer veriyorlar mı? Çocuk okutmak olabilir, doğaya destek olabilir. Bu tarz haberlerini hiç görmedik. Biraz okuyoruz ama hani bu tarz şeyleri merak ediyoruz açıkçası. Destek oluyorlar mı? Evet, soruyu şöyle ben içini açarak sorayım mı? Kurtlar Vadisi çok izlenen bir dizi. Bu kadar çok izlenen bir diziden insanlar sosyal sorumluluk projesiyle ilgili, sokak hayvanları olabilir, çevreyle ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir, içinde herhangi bir şey görüyor mu diye bir soru geliyor. Evet. Yani bu şöyle oluyor, tabii ki gidiyoruz fırsat buldukça ama yani çok karşılaştım ben şöyle şeylerle. Gidiyoruz mesela, sadece bizim kafamız gazetede haber olarak veriliyor. Evet. O projeyle ilgili herhangi bir yazı olmuyor. Yani sadece adı geçiyor. Konsept olarak yapmıyoruz ama özelimizde hepimiz bir yerlerde yani, bulunuyoruz. Evet. Kurtlar Vadisi yapımcısı olarak Panafilm'in
yapmış olduğu işte doğaya destek anlamında mesela ormanı vardır. Her oyuncusunun hani hep öldü derler ya. Evet. Aslında figüranına kadar neredeyse bir ormanımız var. Her oyuncu için. Nerede bir, orman? Uşak'ta. Uşak'ta. Orada ağaç yetiştiriyoruz oyuncularımızın adına. Onun haricinde birçok şey yapıyorlar. Bunları böyle çok lanse eden bir şirket yapımız yok. Ama, lanse etmeye de gerek yok. Ama bizim hani, özelimizde dediği gibi gittiğimiz zaman. Yani görünmeyenler bu yüzden görünmüyor. Ben mesela otistik çocuklar gittik mesela birkaç gittim. Sadece benim fotoğrafım var. Ben otistik çocukların fotoğrafını veya, görmedim hiç. Doğru. Gazetelerde veya televizyonlarda. Begüm Hanım. Duyuyor musunuz? Yani, evet, duyuyorum. Böyle ama sorunlardan dolayı görünmeyebiliyoruz. Ama hani ben kendi adıma biz ekip olarak fırsat buldukça, çağırdıkça bu gitmeye işler, çalışıyoruz tabii. Bazen bu işler ters tepiyor Begüm Hanım. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine gidiyorsunuz, çağrılıyorsunuz. Gidiyorsunuz, ünlüsünüz. Öteki gün medyada sadece sizinle ilgili haber çıkıyor. Projeyle ilgili hiç haber çıkmıyor. Evet. Bazen bizim ünümüz bu projeye yarayabiliyor. Bazen de bütün projeyi öldürebiliyoruz. Onun için çok bıçak sırtı bir iş. İyi de oluyor, hoş olmadığı yerleri de oluyor. Cevap bu böyle. Ebru ile ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Tabii Ebru Hanım'a da soracağım. Ebru Hanım'a da aynı sorun geçerli aslında. Kendisinde son zamanlarda basında hani hiç görmediğimiz gibi bu tarz projelerde de duymadık. Çünkü bugün seçtiğiniz konuklarınız çok farklı konuklar. Hepimizin çok severek takip ettiği konuklar. Kendilerini bu tarz haberler hiç duymadık. Muhakkak yapıyorlardır ama hani bir hem bir çağrı olabilir. Bu tarz bir Ebru Hanım'ın çalışması var mı son zamanlarda? Siz o zaman bizim programı seyretmediniz. Çünkü daha programın başında Ebru'nun o siteyi biliyorum. O site programımızı izledim. Siteyi de izledim. Ha, ama evet, farklı bir şey. Basında yer almadığı için sormak istiyorum kendisine. Evet. Daha başka bir şey var mı? Çocuk esirgeme kurumları olabilir. Farklı şeyler olabilir. Evet. Bir kere her şeyden evvel yaptığınız şeyin ben çok fazla duyulmasından yana değilim. Mutlak kendimce bir şeyler yapıyorumdur ama ortalara çok sermeyi uygun bulmuyor olabilirim. Ama onun dışında zaten 2,5 sene Popstar Alaturka programında akülü tekerlekli sandalye kampanyasında yaklaşık 150-160 tane tekerlekli sandalye alımı için elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Bunlardan evet, bir tanesi. Keza bunun gibi sayabileceğim bir sürü bir şey var ama saymayı hani kendime uygun bulmuyorum. Tabii ki bir şeyler yapıyoruz ama ben çok da afişe edilmesinden yana değilim. Evet, basında da bu şekilde de çok fazla yer almak istemiyorum. Ajitasyon gibi geliyor çünkü bana. Evet, arada bir yapıldığı gösteriliyor ama genel olarak yapanların yaptıklarını bazen söylemesinde fayda var. Yaptığımızı göstermemize bazen fayda var, örnek olsun diye. Ama her birinde söylemek çok yani abes bir durum yani, hoş bir durum değil. Yıl, 2,5 yıl canlı yayında zaten söylemişim. Bugün daha programın başında 300-400 tane elbisem satılacak. Bunların bir tanesi 1 milyardan doğru gitse ne kadara gidebileceğini tahmin doğru edebiliyoruz. Yani demek ki bir şeyler elimizden yapalım geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Peki Begüm Hanım, ben sizin yerinize hemen Kurtlar Vadisi ekibine bir şey sormak istiyorum. Hocam Musa, sen bugün fazla konuşmadın ama çok da konuşkan değilsin adım kadarıyla. Yani biraz da, ya da biz deşemedik gerekli konuları. Sonradan açılıyorum. Ama, şunu, ama program bitince açılıyorum. Sonradan açılıyorum dedi. Saat 3 abi. Açılacaksak açalım diye. Hayır, şunu merak ediyorum. Diziye gelen yeni simalarla ilgili. Şimdi şey geldi. Ali Sürmeli evet, üstadımız evet, geldi. Şerof. Diziye çok da güzel bir rol oynuyor. Diziye gelen yeni insanlarla ilgili şeyi konuşuyor musunuz kendi aranızda? Abi bu en fazla 10 bölüm gider. 15'i çıkartamaz falan filan diye böyle bir şey konuşuluyor mu kendi aranızda? Şakalarımızı yapıyoruz kenarımızda ama yani öyle bir belirleme yapmıyoruz. Belirleme yapmıyoruz. Çünkü karakterler sonuçta kendisini belli ediyor. Evet. Sürekli şeyden belli dolayı da garip. Sizin diziye güvenip mesela Kurtlar Vadisi'ne girdim, kendime bir ev takside alayım. Takside girilmez. Tabii bir ev alayım, bir takside gireyim desen kaçıncı bölümde gideceğim belli değil yani. İskender'in bir adamı vardı. Her bölüm geldiğinde sahneye ben bu bölüm ölüyorum artık diyordu. Her bölüm. Tedirginlik bir bölüm geldi artık ben ölmem dedi, o bölüm öldü. Güvenmeyeceksin yani. Hocam sen evvelde kalıcılardansın, pek gidici gibi değilsin. Evet evet, ha, evet, bayağı. Yani çok darbe aldım, hiçbir şey olmadı. Vallahi. Ya bir de bir şey soracağım. Eskiden böyle bir siz bir baskına maskına giderken 15-20 kişi gidiyordunuz. Şimdi bir 3'e indi bu. Şey mi var? Finansmanda bir eksiklik bir şey. Bir durumlar mı var hocam? 3'e indirdiniz yani. Nedir bu durum? Bilmiyorum. Karşı taraf daha güçlü olsun diye sanırım herhalde. O tarafa evet, gönderdim. Belki bir de fazla daha çaresiz kalalım diye. Çaresiz kalalım diye. Peki. Begüm Hanım tamam mıdır?
Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum konuklarınıza da cevapladıkları için. Bu soruyu sormamın sebebi de şuydu. Çünkü kendilerini çok herkes örnek alıyor. Mesela Tekirdağ'da Kurtlar Vadisi'nin ürünleri satılıyor. Herkes çok örnek alıyorlar kendilerine. Bunların bir çağrı olacağını düşündüğüm için bu soruyu sormak istedim kendilerine. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Size de yayınınız için iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Kurtlar Vadisi ekibini araştırırken tabii kolay olmadı. Onlarla ilgili bilgileri almaya çalışırken biraz zorlandık. Kolay değil. Onunla ilgili VTR'miz var. Ekip arkadaşlarımla başımıza neler geldi onu bir izleyelim. Sonra bir sürprizimiz daha var. Sonlara yaklaşıyoruz. Şşş, ne yapıyorsun? Nasıl iş? Çekilir misin? Çalışmam lazım. Güzelim. Sen şimdi al bu parayı, git kendine bir kahve al. Bilgi milgi de toplama, tamam mı? Hadi canım. Alo, merhaba. Beyaz Soldan arıyorum. Bize bu hafta Kurtlar Var dizisinden Memati geliyor. Siz de onun en yakın arkadaşıymışsınız. Neleri sever, bize biraz bahsedebilir misiniz? Fazla kurcalama. Nasıl kurcalama? Konuk bilgisi yapıyorum. Beyaz Bey istedi. Şşş, uzağa. Ya şöyle bir soru yaz, bir baksanıza nasıl olmuş. Polat Alem Darım Memati bir gün. Olmaz. Sen aç, internetten komik video bak, tamam mı? Nasıl ya? Uzatma canım, hadi. Evet, o zaman süper. VTR'leri gireriz arkadaşlar, girecek VTR'leri. Ebru Gündeş 3 parça söylesin. İkinci parçadan sonra da reklama, tamam mı? Öyle yapalım. Ebru Gündeş 5 şarkı söyleyecek. Bir Garip Serçe, Evet, Tükeneceğiz, Dünya Dönüyor, Telafi. Beşinci şarkıdan sonra reklama girersiniz. Evet, yazdınız değil mi arkadaşlar? Zaten böyle akış böyle daha iyi oldu yani bence. Hep böyle yapsak daha iyi. O zaman akış toplantısı bitmiştir arkadaşlar. Bir çay, bir çay, bir şey içer misiniz? İlgilenelim. Hocam sizden de bir şey dinleyelim. Yavaş yavaş programı kapatacağız. Vallahi yani ne olmasa bile en azından bir evet, türkü için. Özelimde çünkü çaldığım bir şey. Tamam. Bir de benim hocam ne dersi veren hocam 5 ders verdi. Sonra dalak operasyonu geçirdi. 5 ders aldın sonra evet, hocanın sonra dalak operasyonu geçirdi. Ders alamadım. Sonra klarnet dersi almak istedim. 5 ders verdi. O da apandis ameliyatı oldu. Sonra hoca bulamıyorum artık. Ben kendimce artık yapacağım. Abicim sen kendi kendine zaten vadi olmasan bile plato olarak bir şey olarak hadi başına bir iş geliyor takılanın. Neyi üflemeyip de. Hangi türkü? Bilmiyorum. Şey. Bahçede yaşıyorum. Bir, Elif zor ya. Başka bir türkü. Vallahi zor. Evet.
Babacığım harikasın. Harikasın. İstediğin kadar yabancı ülkede kal, şive değilsin. O içerideki Elazığlılık duruyor. Evet. Sonlara geldik. Ben hemen sorayım. Yakında herhangi bir şey var mı? Bir çalışma, bize haber vermen gereken, söylemen gereken, bilmemiz gereken bir şey. Sadece sahne devam ediyor. O kadar. Konser var mı İstanbul'da? Konser şu anda değil. Sanırım herhalde yeni yılbaşı, yeni yıldan sonra. Yeni yıldan sonra. İstanbul'da. Hocam sizin filmi söyledik. 20'sinde giriyor. Onun dışında herhangi bir yerde bir sahne var mı? Tiyatro, miyatro, oyun falan evet, bir şeyler? Evet, Devlet Tiyatrosu'nda Full Yapraklar adlı oyunumuz devam ediyor. Evet, hangi günler? Ayın değişik haftalarında oynuyor. Mesela bu hafta oynuyorduk. Oyunun adını bir daha alabilir miyiz? Full Yapraklar. Full Yapraklar. Evet. Evet, peki hocam. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mıdır gelecekle ilgili? Bütün seyircilerimizi Gladio'ya bekliyoruz. Gladio'ya bekliyorsunuz. Peki, harika. Memati'cim var mı senin Kurtlar Vadisi dışında bir şey? Yani diz dışında çok başka bir şeye vaktimiz zaten olmuyor. Bir ufak bir fotoğraf çalışması vardı bir arkadaşımızın, bir fotoğrafçı arkadaşımızın. 8 Aralık'ta Ortaköy Sanat Galerisi'nde öyle bir sergi açacak. Oyuncularla çalıştı. Öyle bir çalışmaya katıldım. Onun dışında zaten dizi... Dizi zaten bütün yeterince vaktimizi alıyor. Alıyor. Necati'cim... bahsetmek ister misin bilmiyorum ama animasyon işinden. Evet, bir ufak... eğer zamanımız varsa. Evet, bir film geliyor. Türkiye'de daha önce animasyon filmler yapıldı, çizgi filmler yapıldı. Ama bu yapılacak çizgi film herhalde bugüne kadar yapılanların en büyüğü ve en şeyi olur. Full animasyon olarak. Pahalısı. Ben dublaj yapmadığım için bir günüm kalıyor. O günümde genelde çalışıyorum. Senaryosunu kendimin yazdı. Alamet isminde. Alamet isminde. Alamet isminde. Bir ufak söylemek ister misin Alamet'in ne olduğunu yoksa? Alamet bir robot. Aslında bunu gazetede okumuştum. Evet. Bizim gazetede okumuştum. Japonya'ya Abdülhamit'in Ertuğrul'la gönderdiği nişanelerin arasında olduğu söylenen bir hikaye. İlk Türk robotu. İlk Türk robotu. Evet. Film ve onun 3D olacak. 3D. Ben 5 yıldır Kurtlar Vadisi'nin visual efektlerini yapan ekibin içerisindeyim. Bu bütün patlamalar, çatlamalar, işte kurşunlardan çıkan efektler, yerleştirmelerin falan hepsi yapılmakta. Senaryosunu yazdım. Şu anda storyboard ve konsept tasarım aşamasında. İnşallah çok kısa bir zamanda, yani bu sene yetiştirmeye çalışıyorum çünkü Türk-Japon dostluk yılımız bizim aynı zamanda. Buna yetiştirebilirsem böyle bir film. Konusu enteresan. Konusu çok, çok güzel. Biraz da sana özel de bahsetmiştim. Evet. Umarım seyircimiz de seyreder ve severler. Çünkü gençliğimize, daha doğrusu çocuklara yapılmış bir şey. Çok belgesel gibi düşünmeyelim. 3D zaten adı üstünde animasyon. Evet. Güzel. Bir de tamamen Türk yapımı. Yani her şeyinde, her aşamasında Türk arkadaşlar var. 20 kişilik bir ekiple çalışıyorum. Yönetmen... Biz de bir animasyon artık izleyeceğiz. İzleyeceğiz. Yani. Bize yönet... bir şey izleyeceğiz. Yönetmenliğini de inşallah ben yapacağım yine. Bakalım nasıl olacak. Hayırlısı. Peki. Ben kendi adıma, ekibim adına, buradaki seyirciler adına, herkes adına, katılmak isteyenler adına bu düşüncelerime, ben üçünüze de çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hem anlattıklarınız için, hem söyledikleriniz için, hem buraya kadar zahmet verip geldiğiniz için, bize katıldığınız için. Ama ekibinize bizden tekrar çok selam söyleyin. Sahiden de yani size sabahlıyorsunuz ama o gün o 5 dakikalık şeyi çekmek için sabahlara kadar bizim için uğraştılar. Çok büyük adamlar. Hepsine ayrı ayrı selamlar, sevgiler. Senaristlere de öyle. Ebru Gündeş'e bir şey söylemeye gerek yok. Söyleyecek cümle yok. Bugüne kadar onun için kurduğumuz en güzel cümleleri zaten kurduk. Hem bir dost, hem bir arkadaş, hem çok güzel bir kadın, hem dost doğru bir kadın, hem çok güzel bir yolda ilerliyor. Kül yutmaz. Evet, kül yutmaz. Aynı zamanda kül yutmaz. Onun için son bir parça alalım ve yavaş yavaş hoşça kal diyelim herkese. Alkışlarla Ebru Gündeş.
de, sen ne dersen de, dünya dönüyor dönecek, hayat sensiz de sürecek, bitecek acılar, bugünler geçecek, sen ne dersen de, yalan değil, yalan. Sevgili buldum, yalan değil, yalan değil. Artık kızmıyorum kaderime, bıraktı beni kendime. Bahtın açık olsun, yolun açık olsun. Bitecek acılar, bugünler geçecek. Sen ne dersen de, sen ne dersen de. Bir beyaz yolundan sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Herkese Allah rahatlık versin. Hoşça kalın. Artık kızmıyor.